Tarihimiz deli diye nitelendirilen binlerce insandan ibaret. Ancak göz ile bakıldığında deli, gönül ile seyreylediğinde kişi o kişinin veli olduğuna hükmederdi. Bunlardan bir tanesinden bahsedelim inşallah. Behlül Dana Hazretleri. O gerçekten yaptıklarıyla dışarıdan dedik ya göz ile bakıldığında deli konumunda, ancak yaptıklarıyla öyle dersler verirdi ki insanlar onun sonradan veli olduğuna hükmederdi. Behlül Dana Hazretleri bir gün Harun Reşid'in, yani zamanın hükümdarının evinin önüne oturmuş, eline bir tane tahta parçası almış ve yere ne yapıyor? Ev çiziyor, ev. Bugün çocukların oyuncağıdır. Yani olgunlaşmış, belli bir yaşa gelmiş bir kişinin bu hali, bu tavrı benimsemesini gören her kişi onun deli olduğuna hükmeder. Harun Reşid evinin önünde yere oturmuş, kumun üzerine ev çizen Behlül Dana'yı gördüğünde, "Behlül, ne yaparsın?" dedi ki, "Ev yapıyorum Harun Reşid." "Ne yapacaksın evi?" "Yapıp satacağım inşallah." Yani temelden giriş. Dedi ki, "Hiç toprağa ev mi çizilir? Öyle deme, bakarsın bir alıcı çıkar." Dedi ki, "Bu delidir, bununla uğraşılmaz. En iyisi mi bırakayım kendi haline?" Harun Reşid'in hanımı pencereden bu manzarayı gördüğünde camı açarak, "Behlül, ev mi yapıyorsun?" Dedi ki, "Evet yenge, ev yapıyorum." "Satılık mı?" "Satılık." "Ne kadar?" "5 kuruş. Sakız vermezler bugün adamı." Dedi ki, "Tamam, ben o evi aldım." Evi sildi, "Hayırlı olsun" dedi, parasını aldı, yürüdü gitti. Bunu gören, bu manzara karşısında Harun Reşid dedi ki, "Bizim hanım da bu deliye uydu, Allah bunları akıl fikir ihsan eylesin." Yürüdü gitti. O gece Harun Reşid rüyasında cennette gezdirilir. Cennette gezerken bir köşkün, bir sarayın önüne gelir ve gözleri açık bir şekilde izler. Der ki yanındaki meleğe, "Bir insan hayatında nasıl bir amel işler de böyle bir saraya vakıf olabilir? Bu kimindir?" Dediler ki, "Bu senin hanımının. Dün Behlül'den aldı ya, işte o saray bu." Dedi ki, "Eyvah, biz ne yaptık?" Kimseye söylemeden, şimdi söylerse mahcup duruma düşecek ya, dedi ki, "Bu evden bir tane de ben alayım." Gitti baktı. Öbür gün yine aynı şekilde Behlül Dana Hazretleri Harun Reşid'in evinin önüne oturmuş, eline yine bir tahta almış, ne yapıyor? Çizim yapıyor, ev çiziyor, satacak ya. Harun Reşid koşa koşa geldi, dedi ki, "Behlül, ev mi yapıyorsun?" "Evet Harun, ev yapıyorum." "Satılık mı?" Dedi, "Satılık tabii, satmak için yapıyoruz." Dedi ki, "Tamam, ben bu evi aldım, hayırlı olsun." "Ne kadar peki fiyatı?" 5000 altın, hazineyi sarsacak bir durum. Dedi ki, "Dün 5 kuruşa verdim benim hanıma, bugün ne değişti de 5000 altın oldu?" "Dünkü müşteri malı görmeden aldı." İşte dışarıdan bakıldığında, göz ile bakıldığında deli, gönül ile seyreylediğinde kişi, kişinin veli olduğuna hükmeder. Dünkü müşteri malı görmeden aldı. Allah Teala bizlere görmeden iman etmeyi, gayba iman etmeyi nasip etmiş değil mi? Ve imanın en kamili, en güzeli de budur. Allah Teala ders çıkarabilmeyi nasip eylesin inşallah. Hayatı göz ile değil de gönül ile seyretmeyi nasip eylesin. Çünkü göz yanılır, gönül her zaman insanı doğruya sevdirir.